Ay saat kaç oldu? Hala kapıyı açamadım Beryem teyze. Hay kim bilir sabahtan beri kimler gelip geri dönmüştür. Hayatım böyle durumlar için birini bulsan çok iyi edersin. Sen yokken hiç olmazsa kafeyi o açar. Ay olur mu Beryem teyze? Ben burada bütün siparişleri sihirle hallediyorum. Bir yardımcı tutarsam sonra her şey ortaya çıkar. Haklısın. Ben şimdi Sadık'ı arayıp annemin iyileştiğini haber vereyim. Sonra da Tarık'ı aramalıyım ki Eda ile burada buluşacaklarını söyleyeyim. Betüş önce Tarık'ı ara. Eda biraz daha Dudu'dan gizli, onunla buluşacak, vakit kazanalım. Tamam. Amanım. Tamam Betüş, hemen hazırlanıp geliyorum. Nereye? Sana ne? Sana ne? Eda ile buluşacağım. Eda Hanım annesini o halde bırakıp seninle mi buluşacak? Dudu iyileşmiş. Ha iyi bari. Başka bir sorunuz yoksa ben gidip hazırlanayım efendim. Aman git, bana ne? Çok teşekkür ederim. Hayret bir şey ya. Artık eski halime döndüğüme göre eski Dudu'yum demektir. Eğer Tarık denen o faniyle görüştüğünü duyarsam sihirlerinden kork. Peki. Taci, ben yokken bu kıza sen göz kulak olacaksın. Peki. Eğer nutuklarınız bittiyse anneciğim, ben çıkıp biraz hava almak istiyorum. Zaten sabahtan beri olanlardan daral geldi. Nereye gidiyorsun? Arkadaşlarımla buluşacağım. Biraz kafamı dağıtmaya ihtiyacım var. Zaten sayenizde sevgilimden de ayrıldım. İyi tamam. Git perilerle gez dolaş. Çok geç kalma. Ama o faniyle görüştüğünü duyarsam... Biliyorum anne. Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz baba. Güle güle. Ay pek lezzetliymiş. Hayatım herkese haber verdiğimize göre ben gideyim artık. Bir iki saat sonra gene gelir durumu bir kontrol ederim. Canım Perihan dedeciğim, her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim hayatım. Dostluklar bugünler için kızım. Ay iyi ki periler heyeti başkanı sensin Perihan teyze. Aman be kızım, iyi bir peri olsun da kim olursa olsun. Bay bay. Amanım geldim Betüş. Hoş geldin Tarık. Hoş bulduk. Dudu teyzenin iyileşmesine çok sevindim. Biz de çok sevindik. Ne oldu? İyileşince izin verdi değil mi? Eda ile benim evlenmeme razı oldu ha? Nasıl ya? Sen bana telefon açtın, bir an önce kafeye gel dedin. Eda'nın seninle konuşacağı şeyler var dedin. Evet dedim. Ben de Dudu teyze durumu kabullendi zannettim. Maalesef. Eda benimle ne konuşacak peki? Onu benim söylemem doğru olmaz. Birazdan kendisi burada olur, o anlatır sana. Ben geldim. Eda... Artık kapıdan girdiğinden beri böyle kanat çırpıp yüzüme tükürüyorsun. Kendimi çok aşağılanmış hissediyorum. Öyle mi? Yapacağım anne, yapacağım. Bak bakayım, bak bakayım karın da uçabiliyor mu ha? Karın uçarsa dikkatini çeker mi acaba? Bak bakayım, becerebiliyor muyum? Periler gibi oluyor mu anne? Suzan, ne olur dayanamayacağım, yapma ne olur Suzan. Yat kalk da, ben sana bugüne kadar nasıl dayandım ona bir düşün anne. Gözün sürekli dışarıda. Yok o uçuyormuş da, bu ışınlanıyormuş da. Ha, bari dedim ben de uçayım. Ben de uçarsam belki gözlerin gözlerime değer anne. Suzan bana öyle bakma. Çok böyle delice bakıyorsun, beni korkutuyorsun. Tırlattım ben anne. Tırlattım. Farkında mısın? Senin gibi bir adamın karısı olmak. Gözüme gidiyor. Ya ben de uçuracağım ya da... Sana kıyamam karıcığım, kıyamam sana kıyamam. Çekil, çekil şefkat göster o bana. Gider içeride tek başıma ağlarım da gene sana devam etmem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.